أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Arkadaşlar, doğru bilgi her zaman sizi doğruya götürmez. Sebebi, kıblesi olması lazım. Kıblesi olmayan hiçbir şey takip edilen maksada gidemez. İlmin kıblesi olmalı. İlmin kıblesi sadakattır. Yani yöntemin varlığı, bir kaynağın, merciğin varoluşu. Bir şey anlatacağım. Şimdi İslami ilimlerle donatılmış olabilir. Ama ölçüsüz, kuralsız, yani bir şeye bağlılıkla o eldeki hazinesini devam ettiremiyorsa, yanlışa hizmet eder o. Mesela buna ait hiçbir öğretide, hiçbir dinde o asıl, o dini din yapan veya öğreti öğreti yapan asıl yapı ayrı, bir de onu elde etmenin yolu ve yöntemi ayrı. Yani amenu ve amilu salihat, iman esasları ve onu, ona sahiplenmek için İslam esasları, yöntem. İslamiyet teslimiyettir, sadakattır, kıbledir. Kıbledir. Yani diğer özelliklerimizi kıblesine koyar. İşte ölçüsüzlük o kadar kötü bir şey ki, Risale-i Nur'u değil, Kur'an'ı da bile bilsen, Kur'an'ı biliyor, adam Kur'an batıla hizmet yapabiliyor. İşte hep böyle derim, laikalar. Laikalar, hele bu gündem var ya, bu kaçıncı aydayız? 8. ay 2014 değil mi? 14. Şimdi hele bu gündem itibariyle o kadar ihtiyaç var ki bu 2013 2014 tarihlerde, ileride daha şiddetli. İleriki tarihlerde daha şiddetli. Laikalar o kadar ciddi ihtiyaç var ki, yani inim inim inleyecek Müslüman. Bu yerle savaş manasında değil. Ne doğru, kim doğru, hangisi doğru, neresi doğru, neredeyim, nerede olmam lazım, ne yapmam lazım, ne yapıyorum? Bunları kim sana söyleyecek? Söyleyecek kişinin de hayatında zıkzaklar var. İşte laika mektupları, gündemler değişiyor, zaman değişiyor ama değişmeyen bir şey var. Ölçü. Hizmet rehberinin başında yazar aynı cümleyi. Değişmez esasımız, dusturumuz, hizmetin ölçüleridir diyor. Yani o da işte nereye göre yapacaksın? Esiyorsun kafa, olmaz. Mesela bak, bu ölçülerden birkaç tane okuyayım. Şey var. Adamlar bak, ona ait bir de ibret alem için silmemişimdir. Bak, gelen bir tane maili, mail miydi? Herhalde maildi. Bak size göstereyim. Bak adam ne diyor. Ve kelli felli, ha kelli felli mi derler? Yani hizmet önde giden. Ve külliyat iyi biliyor ki, tevil ediyor. Bak ne diyor. Selam kelam ediyor. Aziz Sıdık abim vesaire anlatıyor. Sizin diyor sitede siyasette meşgul olmayın. Geniş daireyi takip etmeyin. Yazınızı okudum.
Ama zor diyor. Ben uzun, tamam mı? Abiye söyledim. Abi şöyle demiş. Abisi ne demiş? Yani bu sırf bu bir tane değil. Bir tane değil bu gelen. Belki de bununla alakalı birkaç tane olduğu için bunu gündeme taşımaya ihtiyaç duydum. Diyor ki, bakayım neresinde yazıyor. Bilmiyorum diye hiç üzünüm yok. Bu mail miydi? Yeni Asya. Bulamadım ama şöyle diyor. Ustad diyor, siyaseti takip etmeyin, meşgul olmayın dedi. İslamiyetle alakasız olan haberler diyor. Dolayısıyla bu diyor yeni hadiseler, bulamadım. Hangi bu mailde miydi? Ondan sonra. Şimdi bak ne diyor ustad, ustada rağmen bak ne diyor. Ustada rağmen ustad meşgul olmayın diyor. Adam ne diyor? O diyor İkinci Dünya Savaşı diyor. İkinci Dünya Savaşı İslamiyet'le alakası olmayan Hitler'in şeyi diyor. Ondan sonra diyor bak keşke bulsaydım ama hangi mail bilmiyorum ki. O diyor radyo kimsede yok diyor. Kahveye gidiliyordu dedi. Dolayısıyla kahveye alışıyorlardı insanlar diyor. Radyo kahvelerde varmış. Tamam. Bak kaç tane saymış. Bir, İslamiyet'le hiç alakası yok diyor. Dolayısıyla İslamiyet'in dışındaki haberlere aittir diyor. İki, o zaman radyolar kahvelerde vardı diyor. Kahveye alışmasın diyor. Oysa İslamiyet'le alakadar diye geçiyor. Hem diyor İslamiyet'le alakadar olduğu halde hala takip etmiyorsun diyor. Onları okuyacağım size de. İslamiyet'le alakadar olan şeyleri zaten. Hem hizmetinizle alakadar diyor. Bir sürü kastamında mektuplar var, okuyacağım size. Niçin söyledim? Bak adam işi biliyor. İşi biliyor ama laikalara sadakatsizliğinden dolayı yanlış yapıyor, zafiyetini bir de hizmetliğe gösteriyor, bir de külliyatı tevil ediyor. Bir de bunları doğrusunu söyleyenlere de itham ediyor. Evet, şimdi ölçülerden okuyorum. Barlağı 137. Size ustad ve talebeler ve ders arkadaşları için de fayda verecek. Bak birbirinize. Fayda verecek. Bana bakışınız. Ben size bakışım. Eğer evliler varsa bunu duyarken birbirlerine bakışları. Dini cemaatler. Cemaat içindeki meşrepler. Faydası olacak bir ölçü. Size ustad ve talebeler ve ders arkadaşları için de fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki. Sizler haddimin fevkinde bir cihette talebemsiniz. Ve bir cihette de ders arkadaşımsınız. Ve bir cihette de mühin ve müşavirlerimsiniz. Birinci ölçü şu. İnsan mozaik gibi bir mahluktur. Mozaik. Yani mesela camide, mihrapta böyle Arapça yazıyor ya. Gördünüz değil mi? Bir harf için galiba 4 tane şey gerekiyor. Seramik. Kalebodur mu diyorlar? Çini. Bilmem kaç 100 taneymiş o. O mihrapta. Neymiş biliyor musun bakarsanız? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'kuzun sinetun ve la nevm. Bu ayet-i kürsi o kadar komple o. Ama kaç yüz tane kalebodur kullanılmış. Buna mozaik. Ne demek? Bir harfin lam için kaç tane kalebodur konmuş. Yani
bütüne getiren parçalar. Bütünün parçaları. Bir adama bakarsınız, hakikaten evliya. Bak, bir cihette buradan çıkarıyorum. Bir cihette talibemsiniz, bir cihette ders arkadaşımsınız, aynı kişi. Bir cihette de mühimsiniz, bir cihette de müşavirlerimsiniz. Sizinle meşveret ediyorum, hizmeti beraber götürüyorum. Ha ne demek? Bu birinci, ikinciyi aşağıya geçeceğim. Birbirinize bakışta. Mesela Hasan'a bir bakıyorsunuz, siz, abi hakikaten yanlışı dahi olsa çırpınıyor, didiniyor, layıkaları göstermeye çalışıyor. Bir bakıyoruz pikniğe beraber gittik, basit adam. Bir tanesi dediği gibi, abi ben sana hiç yakıştıramadım dedi, bak bak bak. Koca bir seyahat ettik, kaç gün? 3 gün seyahat ettik, girdik. Arabasıyla, onun arabasıyla, benim arabam yok biliyorsunuz. Anadolu seyahatinde o şehir, o şehir, o şehir dolaştık. Tamam. Ramazan, şehirler arası dolaşıyoruz, ders yapa yapa, uğraya uğraya. Abi diyor, dedim, bak görüyor musun, bak bir şey anlatacağım. Dedim ki, ayrılıyoruz. Ya bilerek bilmeyerek hata yaptım dedim. Ya mutlaka vardır dedim, çünkü beşeriz, hasenat seyyah. Peygamber değiliz. Peygamberlerde bile zelle var. Ama dedim inşallah bilmeyerek olduğu için eğer hakkımda geçtiyse hakkını helal et. Kusuru varsa bu samayla bak. Hasenatlarına göre kıyas et. Hasenat fazladır inşallah. Ama dedim düzeltmem gereken bir şey görmüşsen dedim. Arkadaşım ya ders şey arkada vakıf değil. Düzeltirsin dedim. Ben tabi estağfurullah abi demesini beklerken ki ama hoşuma da gidiyor yani bu tür şeyler. Öz eleştiri ne kadar beni etkiledi ki menfi manada değil. O kadar hoşuma gitti ki demek ki biz bu hürriyeti vermişiz ki bu adam bunu bana demeyi diyebildi rahatça. Ve beraberiz onu. Abi dedim her şey çok güzeldi şey fakat içimi cız eden bir hadise var dedi. Onu başkasına yapmaman için sana müsaade edersen söyler misin dedi. Şey söyleyebilir miyim dedi. Başkasına, Osman dinliyor mu? Bak, başkasına seyahat ederken, başkasıyla şey yaparken bu hatayı başkasına yapmaman için dedi. Tamam dedim, söyle. Kızmasın değil mi abi? Olur mu, niye kızayım? 3 gün beraber seyahat. Tahmin ediyorsunuz böyle bir çok büyük bir şey değil mi? Dedi ki abi dedi sen sofraya oturdun. Sofraya oturdun. Dedin ki sofradaki hepimize. Allah Resulü diyor ki seyahat ettiğiniz zaman oranın aleyhissalatü vesselam bir soğanını yiyin. Soğan. Vücuttaki herhalde direnci artırıyor galiba. Soğan yiyin. Onun için soğan sofrada yiyin yani demişim ki doğru. Soğan getirdiler sana dedi. Ondan sonra abi dedi bir yumruk vurdu dedi. O ev sahibi. Soğan ikiye ayrıldı. Seferi ikimiziz. Diğerleri oranın. Soğan ayırdığın zaman dedi. Soğan yarıldı ortadan. Cücüğü bir tarafa kaldı. Cücüğü olmayan o içi çukur kalan örketli tarafta kaldı. Sen bana cücüğü olan tarafı değil öteki tarafı verdin dedi. Cücük tarafını sen aldın. Bu basit bir şey ama dedi. Beni rahatsız etti dedi bu. Keşke öyle yapmasaydın. Ne oldu Osman? Basit zannediyorsun değil mi? İnsanoğlunu tanımlamaya çalışıyorum size. Bazen ölü bir kuyudan çıkar ki bazen de soğanın bu çukurundan çıkamazsın. Bir kilo soğan alıp verelim diyeceğiz de. Hayır yanlış o seninkisi. Doğru söyledi. Fakat doğru ama takılmaması lazım. Şimdi niçin bunu anlattım? Bir cihette bakıyorsunuz ki alemi gayb şeceri hilkat haritasıyla meşgul. Enfus dersler yapan. Ramazan'da bile dersleri bırakmayıp seyahat eden. Öteki tarafta soğanı yardığı zaman cücüğü kendisi alıp
öteki tarafı ona veren bir Hasan var. Kendimden misal veriyorum. Birbirinize ve hocanıza birisine bakarken bir bakıyorsun hakikaten evliya. Ama bir bakıyorsun ki ajan. Bir bakıyorsun ki hizmetçi. Bir bakıyorsun ki aynı adam tuvaleti siliyor. Mesela size uygulayayım. Polatlı'nın yukarısında bir şehir var. Polatlı'nın yanında doğu insanları daha çok orada. Haymana. Aferin. Biremen Belediye, şu anda Biremen Belediye Başkanı galiba. Ya Biremen veya Biremen Afen yani. Oralardan bir yerde. Şu anda belediye başkanı, Almanya'da başkan. Türk günü mü neymiş orada katılmış? Katılmış. Bak iyi dinleyin. Katılmış orada Türklerin içinde kaynaşmış. Türkler çok yakın. Bakıyormuşum. Bir bakmış ki birisi oradan geliyor. Onu çağırmış yanına başkan. Demiş ki sen gel demiş. Gelmiş Almanca. Sen Haymanalı mısın demiş. Haymanalı. Adam o Türk Alman başkanına, belediye başkanına Türk olduğunu, bir de Haymanalı olduğunu, Ankaralı olduğunu, Haymanalı olduğunu nasıl anladı bu adam? İyi dinleyin. Bir şey söylerken bilerek kullanıyorum. Çünkü bu dersler kimlere mal olacağını biliyor. Dedi ki efendim benim Haymanalı olduğumu nereden bildiniz? Doğru demiş Haymanalıyım. Haymanalılar yaya yürüyen yerlerden yürümezler. Yoldan yürürler. Sohbet edecekleri zaman yolun ortasında dururlar. İki kişi. Araba da geldiği zaman konaya basınca çekirdeği araba geçip arabaya sert bakar. İstisnalar hariç bağışlasın. Haymanalı olduğum bundan anlaşılır. Peki başkanım dedi sen bunu nereden anladın? Falan camiyi bilir misin dedi. Adını da unuttum o camiyi. Haymanalı. Bilirim. Ben orada 15 sene imamlık yaptım. Alman ajanı. Şimdi mozaik insan dedim ya. Bir bakarsınız hoca, hatip anlatıyor, alıyor, namaz kıldırıyor. Bir bakıyorsunuz acayip bir fedakar, tuvaletleri temizliyor. Bir bakıyorsun Almanya'da belediye başkanı olmuş. Bir bakıyorsun ajan. Yani bir insana böyle bakış yönleri ne kadar aynı insana talebemsiniz, ders arkadaşımsınız, mühimsiniz, mühim, yardımcı, davama beraber götürürüz. Aynı, müşavirlerimsiniz. Yani, ustadı şey, dolayısıyla bir vasfı, diğer vasfını örtmemeli, hepsi ayrı ayrıdır. Kusurdur, bu iyilik onu şey yapmaz. Peki, ölçü nedir? Ölçüyü aşağıda söylüyor. Ölçüyü şimdi aşağıda söylüyor. Aziz kardeşlerim veya bize hitap ediyor. Bunu karı kocalar birbirlerine baksınlar. Aziz kardeşlerim, ustadınız lahuti değil. Ne demek lahuti? Ha ben şey nereden söyledim? La yuhti değil. Özür dilerim. Ben lahuti nereden çıktı ya? La yuhti. La yuhti. Ne demek? Hata yapmaz başka? Kusursuz. Bak kendisinden örnek veriyor. Aziz kardeşlerim. Tamam geçecek merak etme. Olsun. Olsun siyasi şeyler. Ustadınız lahuti değil. İstersen bir kapat ondan sonra şey yaparsın. Kapatır şey açarsın. Tamam. Lahuti değil ustadınız. La yuhti, hata yapmaz, kusursuz değil. Onu hatasız zannetmek hatadır. Onu hatasız zannetmek hatadır. Allah Resulü kaç defa günde istiğfar edermiş? He? 70. Biz kusur manası değil o. 70 tane inkılap demektir o. Yani bir sonraki inkılaba göre önceki inkılap kusur. Esma'nın düşük mertebesi. Ona istiğfar ediyor. Anlıyor musun? 70 defa en az inkılap görüyor.
ki bir peygamberin müddeti ömründe diyor 24. sözde. Bir peygamberin, isterseniz bulun onu, sayfayı belki soran olur. Bir peygamberin müddeti ömründe kazandığı kemalatı bir peygamberimiz aleyhisselam bir ayetten alıyor. 24. sözde geçiyor. Tamam. Şimdi böyle bir zat günde 70 defa istiğfar ediyor. Günah manasına değil, inkılap. Sonraki kamil bir üst tabakadan bir aşağıya tabakaya bakınca istiğfar. Onu hatası zannetmek hatadır. Mektubatta insan, her bir insanda kaç tane şahsiyet var der? Üç tane şahsiyet var der. Neredeydi hatırlar mısınız? 319. 319 muydu? Allah-u Alem. Sözlerdekini bulun. Peki 319'sa aferin diyeceğim sana. Ama aferin sana hakikaten. İnsanın mutadi şahsiyeti olabilir. İkinci mepas, 26. mektubun. Bir, beşeriyeti. Yani yerim, içerim, soğan yerim, yemekte otururum, seyahat ederim. Maça gideriz, güreş yaparız. Güreş yaparız vesaire. Aynı o kişi oruç tutar, namaz kılar, tefekkürü var, kendi yani kendi özel dini var. Özel hayatı var. Özel derken özel maneviyatı var, Rabbine karşı duruşu var. Üçüncü bir şahsiyeti var. İşte böyle ders yapma. İnsanlara hitap etme. Dili döndüğü kadar, işte ben mesela kendimden söylüyorum. Takip eden alakadar arkadaşlara Risale-i Nur eksenli, Risale-i Nur kaynaklı doğru nedir? Doğruya nasıl varılır? Ne doğrudur? Onu vermeye çalışıyorum. Külliyattan, kaynaklı. Böyle bir şahsiyetim var. Mozaik bir adamım yani. Bir, hatırlarsınız Barla'da anlatıyor değil mi? Hulusi abi diyor ki, ustadım diyor, ders makamına geçince bende tuhaflıklar oluyor. Ustad da diyor ki, Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için o hal sende aris oluyor, o hal senin değil. Demek ki benim bir şans, üç tane şahsiyetim var şu anda. Ders yapma makamındayım. Bu benim şahsiyetim değil. Külliyatın tercümanı olmaya gayret ediyorum. Bir de bu makamdan çıktıktan sonra, ben bu makamdan indikten sonra odamda külliyat okumam, tefekkür etmem, koşturmam, yani insanlarla alakadar olmam, kitap okumam, notlar almam, yani vazifem ya, kul. Bir de sizinle yemek yeriz, denize gideriz, güreşirsiniz, gerçi şimdi o yok da. Ya ne bileyim yani, seyahat ederiz, latife yaparız, tamam vesaire. Böyle o zaman üç tane şeyi karıştırmamak gerekiyor. Başka bir yer size gösteriyorum. 263 parla. Ey mümine, kim ve adavet besleyen insafsız adam. Sen, nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata eşittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Aynen öyle de sen bir hani-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfat-ı masme varken sana muzur olan, hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hani manevi vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs ve arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür.
Şimdi bununla karşınıza şöyle çıkacaklar bu kadar dersten sonra. Ha işte, sen niye buna itiraz ediyorsun? O zaman bütün işler, külliyata vakıf olmak o demektir. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Has mıdır, am mıdır? Esasat mıdır, teferruat mıdır? Ne demek? Şimdi bunlar hep şahsi hukuk. Şu anda ben umumi hukuktayım şu makamda. Beşeriyetimde şahsi hukukum. Tamam, beşeriyetinde şahsi hukukumdur. Ve iki tane şahsi şahsi hukuktur. Ben bu makamdan indikten sonra adama geçiyorum, külliyat okuyorum, tefekkür ediyorum, şahsi hukuk. Yerim içerim, seninle otururuz kalkarız, soğanı paylaşırız, tamam, şahsi hukuktur. Ama şu anda umumi hukuktur. Tamam. Şu anda beni külliyata uymam nispetinde bana ve bu manalar uymak zorundasınız. Ben de uyuyorum. Allah Resulü demiş ya, başınızda bir Habeşi köle dahi olsa, Allah Resulü'nün kitabına ve sünnetine uyuyorsa, uymak farzdır. Ben külliyata sadıksam, benim dediğimi yapma, gençsiniz çünkü, uymak zorundasınız. Çünkü sokakta kurtlar çok, kaparlar sizi. Ağaca çıksan kartallar var, kapar. Aşağı insen, kurtlar var, kaparlar. Ben, Allah Resulü'nün aynı sözü, bütün onun varislerine şamildir. Başınızda bir Habeşi dahi olsa, Allah'ın kitabına ve sünnetime uyuyorsa, uymak size farzdır. Aynı kanun. Külliyatın dusturlarına uyuluyorsa o zata, külliyat adına uymak farzdır. Çünkü o kendinden demiyor. Burada. Ama diyeceksin abi burada böyle yazıyor. Bakın nasıl yapıyorum görüyor musunuz? Bak kitap sözsün diye koymuyoruz böyle. Birisilerine ekran doldursun değil. Bakacağım yani hepsini. Çünkü çalışarak gelmişiz. Tamam. Şimdi bak ne yaptım? Abi baksana yani bu bir sürü bir hanede iman var, İslamiyet var, bir sürü özellikler var. Adama niye hücum edeceğiz? Şahsi hukuk mu, umumi hukuk mu? Bir adam bir bakıyorsun ki umumi hukuka tecavüz ediyor. Ne yaparsa yapsın, kürsüde dahi olsa ona itaat edilmez. Çünkü şahsi hukukla umumi hukuk ayırt edilmiştir. Şeyde de ayrır. Mecellede. Mecellede şöyle diyor. Şahsi hukukla umumi hukuk taarruz ederse umumi hukuk evladır. Başka şeyde tefsirlerden söyleyeyim. İma mana, ima, gizli mana, sari mana ile çatışırsa, tamam, sari alın. Peki, hukuktan söyleyeyim, fıkıhta, haramla farz çatışırsa, mesela Kabe'de tavaf edeceğim, veda tavafı farz. Kadınlara çarpacağım, kesin bu, sıkışık böyle, başka şansın yok, haram. Ama farzı yapmam lazım. Haram yapmamak için farzı terk et. Eğer hac farzdır, hacı yerine getirirken haramla karşılaşacaksan, haram yapacaksan, haram işlememek için farzı terk et. Risale-i Nur 148'den söylüyorum, Kastamonu 148-149. Şöyle geçiyor. Celbi terki neydi? Defişer celbi nefaya rüçhanet kesbetmiş. Bu asırda usul değil. Usul esas olmuş. Defişer celbi nefaya rüçhanet kesbetmiş. Yani defişer farz iyileri yapmaya, haramı terk etmek farzları yapmaya galip gelmiş. Defişer celbi nefa. Ya üstün gelmiş. Tamam. Onun için haram yapacaksan, mecbur kalacaksan, adam şimdi, bakın dinde kaydı bu. Mesela neymiş? Eğer bir farzı yaparken haram yapacaksan, farzı terk et ta ki haramı yapma. Şimdi adam çıkıyor diyor ki,
Bu haramı yap, dine hizmettir. Ne yaptı? Umumi hukuk oldu. Şu anda onun hocalığına bakılmaz. Umumi hukuka tecavüz ettiği için, kaideleri çiğnediğinden, bunun sözü müteber değildir, din değildir. Ve din adına da eleştirilmesi gerekiyor. Niçin eleştirilmesi gerekiyor? Gıybet değil midir? Bazı gıybetler yapmak farzdır. Ne demek o? Kızım, bak şu komşunun kızı var ya, ya onunla dolaşma kızım, nerelerde bak ne biçim şeyleri var diye, kızını tehlikede kurtarmak için onun öteki tarafını, madalyasını göstermek. Tamam. Hizmete zarar veriyorsa, bu zarar görecek insanların hukukunu korumak adına bunu göstermek, o insanların hukuku içindir. Mesleği de şöyle geçiyor. Yersiz bir merhamet yüzünden yüzlerce masum hayvanı parçalayan bir canavarı affetmek, bir yersiz bir merhamete mukabil yüzlerce masumun hukukuna tecavüz etmiş edilmiş olur. Bir adamın hukukunu koruyayım derken, dini tarumar eden din adına ve masum körpe insanlara haramı hizmet diye gösteren bu insanı göstermek din adına farzdır. Çünkü niye? Mecellede geçiyor, Risale'de de geçiyor, hukuktan da söyledim, Kabe'den de söyledim. E ne yapacak abi, hacı gitmeyecek mi? Vekil verecek kadın. Efendim farzmış, dul kadın, mahremi yok. Gidemezsin kardeşim. Ya efendim toplu grup, onları anlatırsın. Dört mezhepte mahremsiz gidemez kardeşim. Ha yeni yetme uyduruksu var ya, ulema-i su, mideleriyle ve uşkurluğuyla dine bağlı olanların sana fetva verilenir. Bakayım kurtarabilecekler mi kendisini? Seferi miktarda bir kadın mahremi olmadan çıkamaz. Bakın, ha şimdi bak ne yapmaya çalışıyorum. Gerçi biraz şey gibi gözüküyor değil mi? Yer okum. Ama külliyat muvacesinde ölçü ne kadar mühim. Bakın, hani üç tane şahsiyet vardı. Hani böyle din makamında konuşuyordu. Ancak onun din makamındaki çerçevesi mütekeli mal gayirse. Yani umumu hukuka taalluk ediyorsa orada yata yapmaması lazım. Hata yapabilir. Uyarıldığı zaman hemen geri dönecek, istiğfar edecek, aynı kürsüden bağıracak, böyle bir şey dedim, haram yaptım, yanlış. Tamam. Onun için size şahsi hukukla umumi hukuk arasındaki Risale'deki kaynak sayfaları söyleyeyim. Tamam mı? O sayfa, şu sayfalar, konumuz o değil. Ama merak edeniniz, belki bunu dinleyenler de merak eder diye, ben size kaynak, bakayım yazabilecek misiniz? 1. Şurada bir göstereyim. Mektubat 477'de 94. maddede anlatıyor. Ama bu 1. Atıflarını yapayım size. Sözler 724. Sunuat 4. Hutbe-i Şami 58. Kastamonu 247. Lemalar 144, Kastamonu 25, Lemalar 273, Munazarat 14-15, Emirdağ 1 204, Emirdağ 2 44, buna yıldız koymuşum. Emirdağ 2 44'de yıldız koymuşum. Divan-ı Harbi Örfi 26. Sayfalarda fert mütekellimi bah, yani şahsı hukukla umumu hukuk ayırt edemeyen hata yapar. O Kastamonu 148'de neydi? Defişer celbi nefaya rüçhanet kesbetmiş. Bu asırda usul esas olmuş. Esas olmamış. Esasın da esası olmuş. Usul esas olmuş. Peki buna ait yerleri, ha uzun olur, atıfları yapsam. Şimdi ustadınızı lahutu değil, bu beşeriyeti
hatasız kusursuz değil. Öyle zannetmek hatadır. Onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir daha misal veriyorum. Oruç ya, biraz tekerleğe tekerleğe konuşuyorum. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Veya bir örnek de veriyor. Bir hazinede silik para bulunsa hazineyi kıymetten düşürtmez. Anladık mı iki tane örneği? Hüsnü Binaycık. Şimdi fıkıhtan misal veriyor. Hasenenin 10 sayılmasıyla normal günlerde bir hasene kaç tane, bir sevap kaç tanedir? 10. Bir sevap en az 10 sayılır. Allah mübarek gecelerde veya şu aylarda, şimdiki mesela gibi, şu aylarda, şimdi bugünlerde mesela, gerçi Şevval'da Ramazan gibidir. 6 gün. Onu kim bulmuştu ya? Sen mi buldun Fatih? Aferin, tebrik ederim. Çok hoşuma gitmişti. Allah Ramazan'a, Ramazan orucuna 1'e 10 veriyor ya, en az. Ramazan orucu kaçtır? 30. 1'e diğer günlerdeki oruca nispeten 1'e 10 veriyor. 30 çarpı 10, 300. Senede 5 gün oruç tutmak haram. 4 kurban bayramı, 1 Ramazan bayramı. Bayramın birinci günü haram. Ramazan'ın diğer gününe tutmak caiz. 5 gün haram. 365'ten 5'i çıkar. 360. Ramazan'ın her bir güne Allah en az 10 gün yazıyor. Şevval'de de 6 gün tutarsanız diyor, 10 çarpı 6, 60. Ne yapar? 360. Sene kaç gündü? 365, 5, 5 günü haramdı. 360 oruçlu günün senede kaç gün oluyor en az? 36. 360'a göre 36 onda bir oluyor. Öşür. Peki, nakit paraların, altınların, ticaret malların öşür miktarı 40'ta 1'dir. Onda bir nebatatındır. Toprağındır. Ademoğlu topraktan geldiği için topraktan, toprak unsuru olan şu bedenin onda birine denk geliyor. 360 güne mukabil 36 gün öşür vermesi gerekiyor. Hayatının öşürüymüş. Teneffüs etmek için anlattım. Yasın abi onda bir diyor ya, öşürdü abi. Suya para veriliyorsa abi onda bir, verilmiyorsa 20'de bir. Şimdi biz suya... Ters söyledin. Her şeyin şeyi var. Suya para verilmiyorsa, yağmur suyuyla şapılıyorsa onda bir. Eğer bir ücretle sulanıyorsa su 20'de bir. He? Evet, yani insan unsuru toprak unsurudur. 36 gün oruç tutmuş oluyor senede. 30 gün Ramazan. 6 da Şevval. Her bir şeye 10, en az 10 veriyor. Size de bir müjde vereyim mi ya? Hadi rivayete geçiyor. Her şeyin bir sebebi vardır, muayyendir. Orucun muayyen sebebi yoktur. Bir 10 demesi, diğer günlere göre buna 10, en az 10 katı. Ama neyin 10 katı belli değil. X çarpı 10. Bak o ne işe yarayacak biliyor musunuz? Müjde vereyim size. Orucun muayyen sebebi yoktur. Haşir meydanında oturdunuz. Haşir meydanında oturdunuz. Bir sürü günahlarımız var. Günahlar batırıldı. Şey tartılmamış daha, oruç. Allah kulunu affetmek isterse bakarmış günahına kadar dev. Bir her şey tartıldı oruç hariç. Allah bu günahı tartacak derecede oruca sebep veriyormuş. Onun için belli olmaması gerekiyor. Kimisine çok sayması lazım. Herkese göre oruç farklıdır. Şu teraziye göre değişecek inşallah orucun sevabı. Onun için orucun sevabı belli değil. Allah sigorta olarak kullanıyor. Benim için mi tuttun? Oruç bana aldır. Benim için tuttun.
Sen benim için tuttun ha? Sen bu şeyi, bu kadar şeyleri ayak altına aldın, sana o yakıştı. Göreceksin, bak bana da ne yakışacak. Onun için haşir meydanında o zor durumumuzda dağlar kadar günahlarımız gelince hiçbir sevabımız, amelimiz tartamıyor. Bir orucumuz kalmış. Ya Rabbi kaç sayayım diyeceklermiş melaike. Yo da her şey tartıldı. Cenab-ı Hak diyor rivayet ha. Bakacak ona ne kadar güven. Hasan'a mesela sana diyelim ki 5 ton sevap lazım. Hasan'ın 5 ton yazın. Osman'a 3 ton günah. 3 ton sevap lazım. Çünkü günah az. Bizde 25 ton lazım. O zaman 3 ton. Onun orucunu 3 ton yazın. Veya makamını yükseltecek 50 ton yazın. Ondan öşür denmiş. Kantara konacak miktar. Tartı. Evet neyse geçelim. Hasene'nin 10 sayılmasıyla Siyye'nin 1 sayılmak Allah'ın dininde böyle ha. Hasene en az, sevap en az 10 sayılıyor. Günah kaç sayılıyor? 1. Ben olsam bir en azını haşa tabi estağfurullah. Allah'ın adaleti benim elimde olsa bir hasene yaptım 1. Bir güne yaptım 1. 1'e 1. 2'ye 2. Allah en az her sevaba 10 yazıyor. Ama ne kadar 10? Her günah 1 yazıyor. Hasenenin 10 sayılması ile seyyenin 1 sayılmak sırrı ile sırmış bu. Allah'a böyle yakışıyor. İnsaf odur ki bir seyyiye bir hata görünse de sayır hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Ama bak tekrar başa geçiyorum. Şahsi hukuk değil ha. Özür dilerim. Şahsi hukuk, umumi hukuk değil. Şahsi hukukta. İslamiyet'i paymal eden, İslamiyet'i yanlış anlatan, insanlara yanlış yönlendiren din adına çıkmak farzdır. Yanlıştır demek. Bu hep şahsi kusur. Bak beraber kalıyoruz. Buna da şahitsiniz yer yer. Bu seviyede değildi haşa tobesi olur ama küçük bir kıvılcım büyükten haber verir. Sizi hangi vaziyette görürsem göreyim ama siz de bana böyle bakacaksınız. Sizi hangi vaziyette görürsem göreyim, bak oruçluyum ve abdestliyim. Vallahi verdiğim değeri azaltmaz size. Vay alçak, vay namussuz. Bunu da mı yapacaktın lan sen? Demem. Bağırırım belki kusurunuzda ama asla alemimde bu yapabilir, düşebilir. Sahabe de düşmüştür. Peygamberler de zelle olmuştur. Kusur değil. Mesela Yunus Aleyhisselam, Anlat. İman eden yok. Anlatan. Çekip gitti. Oysa Allah'a sorması lazım. Ona zelle deniliyor. O zaman o da zalimin eliyle denize atılıyor, balık gibi ve süreç başlıyor. Yani ben şahsi hukukta ne rezil halde görürsem göreyim, verdiğim değeri ki buna Allah'ım şahit, çok kişilerin şeyini de biliyorum, benimkileri de biliyorlardır. Ben nasıl davranıyorsam onlar da bana davrandıkları için hiç serişte etmiyorlar. Muhabbetimi azaltmıyor. Ama umum hukukta kızıyor. Yapma diyor. Bak anladın mı? Ha, şahsi hukukla umumu hukuku karıştırmayacaksınız. Başka? Sari ifade ile remzi, ima ifadeyi karıştırmayacaksınız. İşte bu hep şahsi hukuk. Ne diyor? Hasenenin 10 sayılması ile seyyenin 1 sayılmak sırrıyla insaf odur ki bir seyyiye bir hata görünse de hata sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Hakaika dair mesailde külliyatları ve bazen de tafsilatları sunuat-i ilhamiye nevinden olduğundan hemen umumiyette şüphesizdir, katidir. Onların hususunda sizleri bazı müracaat ve istişare tarzı telakkisine dairdir. Mesela ustad nasıl buldunuz? Külliyatta bazı mektuplar var. Onu anlatıyor. Nasıl buldunuz? Nasıl şey yapıldı? Ustad diyor ki bunun diyor doğru olup olmadığına ne diyorsunuz diye değil diyor. Size nasıl tesir ettiğini öğrenmek için sordum diyor. Bak. Onların hususunda sizlere müracaat ve istişare
tarz-ı telakkisine dairdir. Onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddütüm yok, kalmıyor. Ha? İşte. O zaman arkadaşlar ustadınız la yuhti değil. Kusursuz hata yapmaz değil. Ne demektir ya, biz de böyle bakacağız birbirimize. Yani insan hata yapar, umum hukukta da hata yapar ama dönmeli. Şimdi başka bir yerler okuyorum. Başka yer okuyacağım. O arkadaşımıza cevap olur inşallah. Hani dedim ya, onun, ama bir kişi sormadığı için böyle herkesin sorusuna cevap veremem. Yani mevzu yapamam. Belki o dinleyecek şimdi veya bazılar cevap alamadığı soruları var. Niye benimsine vermedi diye. Bu biraz fazla sorulduğu için, gündemi de işgal ettiğinden onun için cevap vereceğim. Demiş ki, siz İkinci Dünya Savaşı Müslümanlarla alakası yoktur, Hitler'ledir. Hem kimsenin evinde radyo, televizyon, gazete yoktur. Ondan sonra bu şeydir, Yeni Asya'daki arkadaşımızın sorularıdır. Allah hamdolsun %70-80 elhamdülillah Risale'nin uyuyor. %20-30 aklını teslim etmiş şeye. Ama şükürler olsun büyük kısmı şey yapılmış. Onlardan geldiği için ve Risale'nin adına böyle serişte ediliyor gazeteyle. Onlardan geldi, bizzat söylediler. Onun için söylemekte şey var, umum hukuk zannediyorum. Efendim İslam'la alakası yokmuş diyenlere cevap vereceğim. Diyor ki, yine gençlik rehberinde izahı var. Dördüncü mesele, 202 şualar. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cüm merce getiren, iyi dinleyin şurayı, İslam mukadderatı ile de alakadar olan, hani yokmuş, İslam'la alakası yokmuş, var mıymış yok muymuş? Peki bu adam bile bile bunu bildiği halde lider, hala insanları siyaset arenada boğdurmak, siyasetin en teferruatını verip kendi daha diyor kariyesini, evini, kafasını, kalbini idare eden aciz olan insanlara o bilmem ne dedi, bunu öyle dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı diye kafasını doldurup perişan etmek, bir de yalan söylemek, ya Risale'de böyle değil diyor. O İslamiyet alakadar değilmiş. Ustad diyor ki, İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı hal, hiç sormuyorsun. Haşiye, parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Sormuyorsun, merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. O zaman kaveye gidiyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? Dediler, cevaben dedim. Yani siyasette anlaşıldı değil mi? Acaba, bir de okuyayım soruyu. Bundan daha büyük bir hadise mi var? İkinci Dünya Savaşı ve İslamiyet'le de alakadar. O kardeşimiz diyor ki, İslamiyet alakası olmadığından diyor, bizi dinlemeye gerek duymuyor ustad diyor. Oysa İslamiyet'le alakadar. Ve acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onun ile meşgul olmanın zararı mı var? Dediler, cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Niye Risale'ne sadık değiliz? Tabi olsana buna. Tabi olsana be sevgili kardeşim. Niye tevil ediyorsun? Sana değil. Zaafın var söyle. Onlar beni iyi görsün diye Risale-i Nur'daki bildiği halde niye kırpıyorsun? Niye evirip çevirip kıvırıyorsun? Risale-i Nur böyledir. Bu böyledir. Yapamazsan da bu böyledir. Bak, ömür sermayesi pek azdır. Kim ne zaman ölecek, ne zaman belli? Sen ne zaman öleceksin? Adın neydi ya? Bülent, ne zaman öleceksin? Her an ölebilir misin? Her an ölebilirsin. O zaman daha ömrüm çok vardır diye malayani şeylere meşgul olabilir misin? Her an ölebilirsin.
Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Bir içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp, mide dairesinden ceset ve hane dairesinden mahalle, şehir dairesinden vatan ve memleket dairesinden küre-i arz ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar bir içinde daireler var. Her bir dairede, yani bakmayacak mıyız, vazifemiz yok mu orada? Bak diyor ki, her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Takip etmen lazım. Tamam, bak ne diyecek. Her dairede bir vazife olabilir. Fakat en küçük dairede en büyük, en küçük daire hangisiydi? Kalp. Kalp daha küçüktür. Mide daha büyüktür. Bak dikkat edin. Kalp, mide büyük, ceset, hane, mahalle, sırayla gitti. Mahalle, şehir, vatan, yani memleket, vatan, küreyaz. Gördün mü? Bir içinde daire. Diyor ki, fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var burada. Ve en küçük dairede şu Türkiye'nin gündemi. Bak Türkiye'nin gündemi ne kadar dışarıda? Kalp. Merak edeceğiz bu dairedekileri. Daimi ve büyükmüş. En küçük daireden büyük vazife var ve daimi. Sonra bundan büyük büyüğü var. Günde 3 defa yesen, 2 defa yesen de yeter. Mide ile 2 defa günde meşgul olsan yeter. Burada her an meşgul olacaksın. Cesetle haftada bir yıkansan da yeter. Ev, ayda bir açlık veririz. Dikkat edersin. siyaset işte 5 senede bir oluyor. Yani en küçük dairede daimi ve en büyük vazife var. En büyük dairede memleket meselesinde ise en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Yani Türkiye'nin gündemini vazifemiz 5 senede bir oy atacaksın. Yani sen bilsen de bilmesen de olay değişiyor mu? Değişmiyor. Ama her saat, her gün haber takip etmen, oradaki ki haberler kimin elinde sanki Kur'an yazmış doğru diye, insanların moralini bozmak, kuvve-i manevisini çökertmek, ümitsizliğe sevk etmek için yapılan senaryolar, uyduruk haberler çoğusu, la senin kuvve-i manevini bozuyor, ne kitap okuyabiliyorsun, ne Kur'an okuyabiliyorsun, o olumsuzlukları senin kafana yükledikleri için asabi oluyorsun. Asabiliğini karından, çocuğundan, evladından, çevrenden çıkarıyorsun. Asabisin ya, tedirginsin. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük maküsen mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani kalp dairesinde en küçük dairede ama en büyük ve daimi vazife var. Türkiye'nin gündemi ise siyaset 5 senede bir olur. Muvakkattır ve geçicidir. Sorarsın, yarın seçim var diyelim. Ha ne oldu ya falan, kimler var? Peki bildin de ne oldu? Hanginiz ve kim işte, siz yoksunuz da. Böyle yaslanıp koltuğuna haber dinledikten sonra iyi ki dinledim ya. Ulan dinlemeseydim çok mahrum olacaktım, moralim bozulacaktı, ruhum çok sıkılmıştı, haberi dinledim ne kadar rahatladım mı oluyor sana? Yoksa her haberden sonra buhran geçirmiyor musun? Bazen de imanını terk etmiyor musun? Bazen küfre taraftar olmuyor musun? Allah'ın kainattaki rububiyetini bile sorguluyorsun. Allah'a karşı güven sorunu yaşıyorsun. Ve belki bilmeyerek çoğu zaman da imanını bırakıyorsun. Olur mu bu falan diye. Çünkü kainata sanki senin mühendis yaratılmışsın. İşte kalp ile Türkiye'nin gündemi arasındaki haber meraklılık ters orantılıdır. Burada kalpteki kalple meşgul olmak daimi ve umumidir. Büyük ve umumi. Türkiye'nin fani ve küçük. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük maküse mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle
Ama büyük daire çok cazip. Küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yere imha eder. O kıymetli ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Öyle takdim ediyor ki adam zalimi masum, masumu zalim gösteriyor. Sen de ona taraftar oluyorsun, gidiyorsun zalime taraftar oluyorsun. Birinci noktaya cevap. Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından, İsrail-Gazze savaşından daha büyük, daha emniyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki, her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise 100.000 meşayir insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerin mütefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat. Yani abi bilmeyecek miyiz? Abi bak işte gürültü görüyorsun, seçim var işte. Ya 3-4 gün sonra. Zaten isterse duyuyorsun, görüyor musun? Kim olduklarını bilirsin. Bak gevezeleri görüyoruz. Ve kainat sahibini ve mutasarrıfını binler vaat vaatlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, bak İngiliz ve Alman kadar kuvvetin ve servetin olsa, her gün bila tereddüt o kadar serveti versen, şu davayı kazanmak adına hiçbir şey değil. Nedir o? İmanı kazanma veya kaybetme davası. Bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmese kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Maddiyunluk şu. Sebeplere odaklandık. Uçakla, adamlar böyle dedi, o şey dedi. Yani televizyonlar, gazeteler, tamam mı? Siyasetin lisanıymış. Gazete ve radyo diyoruz da. Siyasetin lisanıdır diyor. Tamam mı? Şimdi bunları takip edenler, olayın arkasındaki hikmet ilahiyenin, adalet ilahiyenin, hikmet ilahiyenin, inayet ilahiyenin, irade ilahiyenin hikmetlerini göremediklerinden çokları o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde, Müslümanlarda ha, kafirlerde değil, bir yerde 40 ve fiyattan yalnız bir tek birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Eğer bu kafir olsa kafirin 40 tanesinin 40'ı da gider. 40 kişiden birkaç kişi kazanmışsa demek ki bunlar Müslüman. Peki diyor ki bak, hatta bir ehli keşif, yani keşfel kubur, kabirdekileri ve insanları keşfeden zat, ki kendisi bu. Ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Şimdi soruyor, acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Efendim, bir sürü Gazze'de insan ölüyor. Sen uzaktan bir şey yapamazsın. Yardım edeceksen et. Yalandan bağırma. Para bile vermiyorsun. Sahtekar. Para bile verdiğin yok yani. Şimdi adam ölenler nereye gitti? Söyleyin bana. Şehit. Türkiye'de bu kadar imansızlık, esbab pereps, fuhuş, içki, esrar anında, esrar içmiş o anda ölmüş. Çünkü Allah Resulü hadisiyle içki tam girerken iman diyor ki ben bir çıkayım sen gir. İçkiyi. İçkiliyken trafik kazası yapıyor, ölüyor. Hadis ama bu İslam hukukunda günah-ı kebair imansız yapmaz ama iman
Amelsiz de iman sağlam kalmaz. Ehl-i sünnet vel cemaati nedir? Amel imandan bir cüz değildir ama amelsiz imanda sağlam kalmaz. Soruyorum. Gazze'de 1000 kişi, 5000 kişi öldü diyelim. İstisnasız hepsi bizim itikadımız odur, cennete gitti. Türkiye'de kaç kişi ölüyor her gün? 1000 diyelim. Veya 500 diyelim ya. Kaç kişi imanlı gidiyor? O şehit gitti, bu imansız gitti. Hangisi daha tehlikeli? İsrail bombardıyor, internet ve televizyon muhteşem şeylerle kalpleri öldürüyor. Çocuklara, çocuklarına çizgi filmle müstehcen 25. kare kullanılıyor. Ulan sahtekar, İsrail düşmanı zahirde gözüken sahtekar iki yüzlü. Hala Coca-Cola'yı bırakmamışsın lan. Hala Coca-Cola içiyorsun. Hala Peugeot arabasına biniyorsun lan sahtekar. İsrail'in arabası. Hala Ariel deterjanını kullanıyorsun. İki yüzlü. Niye yalan söylüyorsun, beni de bağırttırıyorsun? İsrail düşmanım gibi bağırıyorsun. Niye haberlere bakmayacakmışız? Nur dersinde yazmış adam, haberlere bakmayın diyorum yani. Ondan sonra çeviriyorsun sen şimdi. İslam'la da alakadar değil diyorsun. İki yüzlü. Niye onu kullanıyorsun? Almanya'da Müslümanlar boykot etti. Ariel 12 Ero'ydu. Dün aradılar. Ariel Sharon'undur. Şatıla ve esir kampının katliamını yapan, o geçen geberdi ya, Ariel Sharon. Ariel o. 12 Ero deterjanı 3'e düşürmüş. Bu sefer gizliden almaya başlamışlar. Tekrar oran yükselmiş. 3'e düştü ya. Çünkü sen 12 Ero 3'ü şey yaparsan 9 Ero'luk şahsiyetin varmış. Karaktersiz adam seni. Parayı o kadar satıldı. Hani var ya memura gelmiş adam. Memura yani bağır, çığırtkanlar var. Nereden bu Bediüzzaman işte haberlere bakmayacaksın etmeyin. Lan git özel hayatına bak. Hala Coca-Cola var. Hala Ariel Sharon var banyosunda. Hala Peugeot'a biniyorsun. Hala haç arabasına biniyorsun Chevrolet'e lan sahtekar. Konuşturma beni. Chevrolet ve Peugeot arabasında Ariel Sharon vaazında Coca-Cola ile İsrail'e lanet okuyorsun. Laneti kendine oku. Yapman gerekenler onlar değil. Yapman gereken bunlar. Adam gibi adam olacaksın. Adam memura diyor ki şu işi olur mu ya diyor ya bu kanunsuz diyor. Bak bak kaça satılacak. Ya idare et diyor ya. Şu al diyor 100 lirayı. Ya olur mu diyor bak. Biraz önceki tepki başkaydı. Olur mu ya kanunsuz iş söylüyorsun? Ya al şu 100 lirayı. Olmaz kardeşim ya. İnder. 1000 lira veriyor 1 milyar eski parayla. Ya kardeşim öyle ama bu yani şey yani yanlış ya bu. 10 bin lira veriyor. İyi tamam. Şey tam ben hallederim seni dışarı için. Bunun karakteri kaça satıldı? Açık artırmayla. 10 milyona satıldı. Bunun karakteri 10 milyon. Herkesin satılacak bir şeyi var. Miktar var. Gördün mü? 100 liraya satılamadı adam. Peki bu adam kaça satıldı? Söyleyin bana ne olur söyleyin kızdımı demeyin. 12 Ero'luk Ariel Sharon deterjanı tam protesto ettin adam da indirdi. 3 Ero'ya satılmış bütün marketler. Ve gene aldılar. Peki bu adam kaç Ero'luk şahsiyeti var, Müslümanlığı var? Kaç Ero'luk Filistinlidir bu? Kaç Ero'luk İsrail düşmanlığıydı? Hesap yapın. Kaç? 12'den 3'ü çıkarın. 9 Ero'ya İsrail'e taraftar Filistin'i sattı bu şahsiyetsiz. Ölçü yok ki. Taraftar olma. Batma. Belki uslubu biraz sert. Ama burama geldiğini de yani Risale'dekini yazıyorum. Yani veya kendi uslubuma ya batmayın, etmeyin. Bizi takip eden aile olmuşuz. Nurderse.com aile olmuşuz. Batmayın, psikolojinizi bozmayın. Battın. O zaman beni arama kardeşim. Arayıp da pozitif kuyusundan almış olduğun pis hava bizi bana anlatma.
psikoloji bozuldu. Abi ya ne yapacağız falan ya. İsrail bu akşam mı kaçık lan? Senin bu akşam televizyon tarım arıyor, hiç haberin yok. Onun malını satıyorsun. Bunu soran kim? Bunu soran televizyon satan bayi. Boş bayisi, boş. Alman televizyonunu satıyor. İsrail'e lanet okuyor. Niye satıyorsun? Niye onun malını satıyorsun? Ya kusurluysan ben kusurluyum. Arkadaşlar, Türkiye'de her gün yüzlerce, belki binlerce imansız gidiyor. Ama Filistin'de bir tane imansız gitmiyor inşallah. Yapmayacağız değil ha. Parayı yardım et. Filistin'e yardım etmek istiyorsan Coca-Cola içme. Çünkü tespit edilmiş. Atılan bombaların fiyatını Coca-Cola üstlenmiş. Temmuz, Ağustos bütün gelirini İsrail aktaran Coca-Cola içme. Ağzına koka. Peki ben ne olur beni hayal edin. Bu olayları biliyorum. Adam lanet olsun İsrail diyor. Marlboro içiyor. Kimin Marlboro? İsrail'in. Yanında da şey içiyor. Nescafe içiyor. Nescafe de İsrail'in. Ve Coca-Cola içiyor. Kar olsun İsrail. Bu fiilin mi yaşasın diyor. Sözün mü? Allah hangisini yapsın? Sözün kar olsun diyor. Fiilin yaşasın diyor. Allah hangisini yapsın? Ölçü yok ki. Ya. Kişinin işidir, aynası lafa bakılmaz. Ha yap, adam gibi ol. İşte diyor ki ustad, diyor ki, hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini imansız gitmiş. Bu ölsün demiyorum ha. Ölsün demiyorum. Ama gözden kaçırdıkların var. Senin kızın imansız gidiyor. Çırık çıplak götü bir şey yapıyorsun, sokağa salmışsın, plaja gönderiyorsun. Yok, mektepte 19 Mayıs'ta külotla çıkarıyorlar meydana kızını, evladını. Hiç ona yürüyüş yapmıyorsun. Öyle mi değil mi? Nerede biliyorsun, bizim top sahası karşımızda ya. Zeytinburnu stadın karşısındayız. Külotla çıkıyor. Kızını, bacını, evladını ya 18-17 yaş, 16 yaşında. Kızı kilotla çıkarıyor. E buna hiç bu bağırmıyorsun. Çünkü sen dünya perestsin. Dünyasını kazanmak adına onu alıyorlar, ruhunu alıyorlar, ha sana dünya diyorlar. Sen buna razısın. Orada da şehit olana tamam, yapman gerekenleri yap arkadaşım. Takip etme, dua et, yardım et, maddete yardım et, en büyüğü onun mallarını kullanma. Tiryaki olmuşsun tabii. Ben öyle insanlar biliyoruz ki, gidiyor Marlboro'yu alıyor, içindeki sigaraları çıkarıyor, kutuya atıyor, gidiyor hiç alakasız olmayan 5 paralık kutu sigaranın içerisine koyup içiyor. İsrail kahrolsun diyor bu şimdi. Dışarı çıkarttığı zaman Marlboro gözükmeyecek ya. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri arkadaşlar. Dert bizim bu fevralım, hizmetimizi daha çok gayret edeceğiz, koşturacağız, daha çok varacağız. Bize hakaret edecekler bunu söylediğimiz için, küfredecekler ama aldırmayacağız. Bana neler dediklerini tahmin ediyorsunuz. Ne kadar maddeten de tehdit aldım. Almaya da çok kısa kalmak zorunda kaldım. Kalmak zorunda kaldığımı. Her türlü şeylere kısmen maruz kaldığımı da tahmin et. Ha? Şimdi ama bu ne diye ne yapacağız? Asla yılmayacağız, devam edeceğiz. Bu Müslüman kardeşlerimizi ikaz edeceğiz. Diyeceğiz bak komşunun kızın bak imanına dikkat et. İmanın yükselmesine çağırmış. Karını sokuyorsun, o memurlar kafası açık, kıçı açık. Onlar için memur para kazansın diye koyuyorsun, hiç ondan endişen yok. Karın çırılçıplak, elin oğlunun adamların içinde memurluk yapıyor. Araba fabrikalı, satış reyonlarında karın tezgahtarlık yapıyor arabalara. İsrail'e bağıracağına bunu kurtarmaya çalış. Bırak onu, senin o vazifen değil. Kurtar bu tarafı al. Dikkati nereye çekiyorum?
İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ını o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini. Bunların en başındaki adam kimdi biliyor musunuz bunlar? Geç işte kaç sene oldu? Allah rahmet etsin. Masum. Ben cenazesine gittim. Bunlar en tepede yapmak lazım diye bu kadar insanları o siyasi arenada boğduran adamın kızı Esrar müptelası oldu. Esrar'ı çok içmekten öldü. Bu Zeytinburnu'nda Kazlı Çeşme'de cenazesine katıldım ben. Bakma böyle yapmayın. X. Bak kızını kurtaramadı. Sen kızını kurtaramadın. Peki bu sana beşer zulmetti, kader adalet etti. Kader sana ne diyor acaba? Kader bir şey demiyor mu ya? Tamam beşer zulmetti, kader adalet etti diye böyle kaydı yok mu? Hangi efaline kadere fetva verdin ki bu sana musallat etti? Tamam aldattılar kızını vesaire. Tamam, inanıyorum. Sen ki alıştırdın canını. Haşa tövbe estağfurullah. Kızına girdiler bir şekilde, tamam mı? Hatta diyorum işte. Arkadaş sigara içeceksen, işte çocuklarınıza hani engel olamıyorsan bari çocuğuna de ki oğul, kızım okulun yanındaki marketlerden, bakkallardan sigara alma. Hele hele arkadaşlarından sigara alma. Okuldan uzak olan yerlerden al. Oğlum, kızım kantinden ve okula yakın yerlerde meşrubat alma, su alma, meşrubat satın. Birisinin sana verdiği meşrubatı açma, içme. Çünkü daha önce ayarlanmış, güzel paketlenmiş, o gelince ona verirsiniz denmiş. Kanaat önderlerinin karısına, kızına, oğluna, okullarda neredeyse onlara bu yapılıyor. Yani daha önceden ayarlanıyor market, bakkal, tamam mı? Falanca memur işte karı gelecek, tamam mı? Az sana şu kadar, oğlunu falan alacak, tamam ya falan. Şu meşrubat alacak, tamam mı? Şu meşrubatı ona verirsin. Ondan sonra bana bir tane şey verir misin, su? Tak o suyu sana veriyor. Onun verdiği suyu alma, sen al. Git böyle suyu sen al. Ha sigara almış yapma, sigarayı yarısını boşatıyorlar. Sigaranın yarısını boşatıyorlar. Böyle abilerin, kızların oğullarına yapıyorlar. Sigarayı yarısını boşatıyorlar, oraya ısrar koyuyorlar, tekrar sigarayı koyuyorlar. Ondan sonra koyuyorlar paketin içine, o belli. Ondan sonra ya falan nasılsın kantinde ya? Ya bana da sigara verin. Tak onu veriyor. İçiyor içiyor, yarısına geliyor, yarısından sonra bir duman, ooo çok acayip. İçiyor, esrar ya. Sonra ona diyor ki ertesi, ya bir tane daha veriyorlar. Üç tane yapıyorlar. Üç tane içtikten, bir tane içtikten sonra daha şansı yok da. Kesin olsun ne üç tane. Sonra o gidiyor sigarayı alıyor, yok ya benim sigara özel. Bu sefer namusu varsa namusunu istiyor, vereceğim diyor, esrar vereceğim. Namusunu satıyor. Erkekse bacını ananı getir diyor. Biliyorum da biliyorum, buram içimi yanmış ya. İçimi yarsam neler boşatacağım. Kız kardeşim götürmek zorunda kalanlar var. Sana böyle alıştırılıyor. Ben içecek misin sigarası, şu zıkkımı? Arkadaşım, arkadaşından alma. Ha normal Müslümana yapmıyorlar. Kanaat önderlerinin çocuklarının, kızının karısı çalışıyorsa ona yapılıyor. Yani o sigaranın içine konuluyor. O meşrubatın içine konuluyor. Şeyler ne diyor, partilere gidiyorlar ya oturman evlerde. O evlerde arkadaşın vasıtasıyla eliyle veriliyor. Uyuşturuluyor. Sonradan ölüyor çocuk. Böyle bir abinin kızına yapılmış ve cenazesini kıldım. Ama tamam beşer zulmetti. Kader de sana bir şey diyor da kardeşim ya. Artık bu insanları yanlışlara sokma da. Bu kadar tokat üstüne. Ne zaman yanacak? Acıyorum, içim yanıyor. Ona acıyorum ha. Acıdığım olarak söylüyorum ama bana ne diyemem. O çocuğun namazını ben kılar mıydım? Cenaze namazını kıldım. Gözlerimi tutamadım. Tutamadım insanım ya. Gözümü tutamadım. Böyle bir olur mu? Çocuk masum. Tuzağa düşürülmüş. Obama Müslüman. Kızını da iki taneden bir tanesini düşürmüşler. Yahudiler. Ondan sonra esrar çekerken resimleri falan kamerasına alınmış. Filmi çekmişler. Santaj yapıyorlar. İsrail'e sahip çıkmasan kızını o kamerasını esrar çekerken çapacağız. İster istemez İsrail'e sahip çıkıyor. Arkadaşlar yani bir yerleri de görmeniz lazım. Niye hala böyle
İslam'ın mukadderat-ı ilahına kadar olan bu şey o değil diye bu kadar insanları siyasete boğduruyorsun. Yanlışa taraftar ettiriyorsun. Bak şimdi. Rahmetli Adnan Menderes'i kim astı? Cumhuriyet Halk Partisi rejimi değil mi? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi demokrata zıt. Demokratta dur, bak karşında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak, o tarafı terse bak, Demokrat Parti var. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında durmak demokratlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin safına geçip de demokratlık deme, yalan söylüyorsun. Sahtekarsın. Çünkü demokratlık demek Adnan Menderes'i Asa'nın karşısına durmaktır. Onunla beraber olmak Adnan Menderes'lik değildir. Orada da bir hata yapıyorsun. Ama bunu bilmeyecek adam değilsin. Bilerek yapıyorsun. Çünkü cahil değilsin. Benden fazla ömrüm var. Benden fazla okumuşluğum var. Bak, ilmin kıblesi sadakat, laikalara okunmasa, tutunmasa, tutunamazsan kimse tutunamaz. Ne insanlar batıyor. Bir siyaset uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Bak ne insanların imanları gidiyor. Bak görüyor musun? Adnan Menderes'i asanlarında beraber kol kola ve demokratlık adına. Onu artık yemez ya. Arkasına gidenler mesuldur. O kadar tokatlar üstüne geliyor adam. Ya arkadaş yapma ya. Yapma, kader-i ilahinin tokatları çok ağır geliyor. Anlamıyor musun? İşte iman kazanma, o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ını o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden her şeyi bırakıyor, sanki dünyada baki kalacak. Lan imanı kazanana değil bir Gazze, değil bir Türkiye. 500 dünya kadar bir toprak verilecek bir kere. Hususi cennetinden hariç. İki tane cennet var. Bir hususi cennet, bir umumi cennet. Böyle bir dava başımıza açılmış. İmanı kazanma veya kaybetme davası. Buna şey yapacağız. Has-ı fikreteceğiz, nasar için buna sarılacağız. Ama bu demek değil ki oraya lakayt. Oraya yapman gerekeni yapmaktır. İnsanları yalanda boğdurmamak. Biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Tamam bu. Demek ki İslam'ın mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür şimdi 7 sene geçti aynı hal, hiç sormuyorsun, merak etmiyorsun. Bak burayı oku. 4. mesele. Okumadın mı? Okudun. Ama sadakatin yok. Sadakatin olsa tabi olurdu. Laikalara da şey diyorlar. Bize aramızı ihtilaf sokar. Arkadaşlar, gençler, buna tutunacaksın. Hata yapmamak için bir de buna. Buna tutunmayan herkes ama tutunan herkes ya ifrat ya tefrit. Mahkemattan söylüyorum, son cümlem olsun. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Söyleyin. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen İfrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Muvazenesiz ve mizansız, kantarsız ve metresiz olan çok aldanır, virgül aldı, çok aldatır. Arkadaşlar, herhangi birileri şimdi değil, benim en büyük endişem alem İslam'da ve dünyada imansız ölenlerin en çok endişem bu.
ikinci derecede şehitler, imanı kazanma veya kaybetme davası açılmış başımıza. Allah bunu muhafaza etmeyi, bu yolda çalışmayı, bunun da yöntemi, yolu sadakattır. İlim yetmiyor. İlimle Karun olanlar var, Firavun olanlar var, Nemrut olanlar var. Mim Kemal bile ilimle gitti. Kendisine güvendiriyor ilim. İlmimizin neticesi olan sadakatı Allah bizi ayırmasın. Layıkalara dört elle sarılmayı, ona uygun yaşamayı hepimize, hepinize amin diyenlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.